Evet, Nilüfer hazır. Çok güzel bilgilerle geldi Ankara'dan. Nilüfer hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Derya Hanım. Uzun süredir görüşüyoruz. Hani bir ara program yoktu, davet edemedim onu. Bir davet edecektim, sonra devam etmedik falan bir şeyler oldu. Bugüne kısmetmiş. Kısmet. Evet. Kısmet bugüne. Çok beğeniyorum yaptığı işleri. Çok temiz, çok güzel iş yapıyor. Bana da bir tane esas bu çantasıyla ünlü. Bunu çok güzel yapıyor. Çok muntazam, çok güzel. Yani bayıldım. İçinin astarı, sapları. O kadar güzel ki astarları, şeyleri falan. Evet, bambu kumaşları içindeki bambu kumaş. Bu rafya. Evet, sert bir tabandır. Bu taban özel bir taban biliyorum. Evet. Herkes diyormuş ki bunu göster ama o onu göstermeyecek. Ama onu göstermeyecek. Başka güzel ama şeyler. Ama anlatacağız onu da detaylarını. Onu da çok güzel. Boyutu da çok iyi. Evet değil mi? Yani şöyle taktığım zaman bak o kadar şık duruyor ki bayıldım yani. Şöyle bir göstereyim. Yaklaşacak mısın Erkan? Ha. Ay çok güzel duruyor. Tam bir yaz çantası. Renkleri var. Fakat bugün bu çantadan bahsedeceğiz. Evet. Bu çantada da önemli birkaç tane bilgi var. Kullandığı rafya çok güzel ama şu anda bulamıyoruz bu evet, rafyayı. Sonu bende. Sonu bende diyor. Hakikaten Mehmet bu rafya nereden geliyorsa getirt bundan. Şimdi yeni bir tane yaptırtmış. Bana onu getirdi evet, Mehmet. Evet biliyorum. Ha. Abla sen bundan bir çalış bakalım ne olacak ne bitecek dedi. Ama ben o rafyayı da beğendim. Ama onu da kullanacağım. Ben de kullanacağım. Sıra gelmedi. Bu da yine başka bir markanın bir rafyası. Bu rafyayı da çok beğendim. Evet o da çok güzel. Gerçekten. Bu da güzel, yumuşacık gerçekten. Ve parlak bir duruşu var. Evet bu da çok güzel olmuş. Çok yakışmış bu çantaya. Şunu alayım. Bu kağıt ip. O kağıt ip mi? Araya. Bir dakika. Sıkıştı. Karışır. Canlı yayında her şey olur. Bu kağıt iple, bakın bu da çok, bu ne, yelpaze modeli mi deniyor bunu? Evet, ben yelpaze modeli diyorum aslında midye demişler ama midyeye ben sitemedim, ben yelpazeyi daha çok benimsedim. Zeynep Tufan, Zeynep maydanoz modeli de olmasın ya, ya yelpaze ya midye olur. Yani maydanoz modeli dedi, yani maydanozun da modeli olmasın bence ya. Midye ve şey yelpaze çok güzel. Bir kafamız karışıyor artık, o kadar çok isim takıyorlar ki. Sadık kalın arkadaşlar şu modellere. Yani kafamızda yelpaze deyince bir şey oluşsun. Ya değil da yelpazeye benzettim ben bunları. Yelpaze, yelpaze bunun adı. Peki bu ne modeli? Ona ben üçgenler dedim ama. Üçgenler mi dedin? Ben dedim ama. Özel sanki bunlar yok. Şöyle arkaya bakan bir hayvancıklar böyle gidiyor. Ben de şey falo kurdum. Filler mi şeyler mi? Valla böyle sanki arkaya doğru bakmış da gidiyormuş gibi. Çok güzel. Şimdi bunu sürü anlatacak. Halinde. Sürü halinde. Şu tabandan göstereceğiz. Ve en önemli şey bu çantadaki saptan bahsedecek evet, bize Nil. Çok merak edilen Nil bir şeydi. Nil mi deniyor, Nilüfer mi deniyor? Nilüfer. Nilüfer de ama Nil'de kullanıyor musun? Evet Nil'de diyebilirsiniz. Tamam. Peki hadi anlat bize ne kadar gidiyor böyle bir çantaya ip? Şöyle bir tane rafya yeterli oluyor. 230 ile 250 gram arasında. Hani diğer iplerden de kullanacaklarsa gramaj olarak bakabilirler. Bu biraz kalın bir iptir. Ona göre değerlendirebilirler. Yani 250 gram bir tane ip yeterli olur. Kağıt ip de kullansalar. Ama örmesi şey sert bir ip. Dedim sert. Ki ellerin acımıyor mu yaparken onu konuştuk. Şimdi görüyorum internette yabancılar şöyle şeyler yapmışlar. Bizim Türk sayfalarda alıntıdır diye en ufak en alta yazıyorlar ya. Evet evet. Alıntıdır. Öyle sayfalardan birinde de gördüm yine aynı şeyi. Şuralara bir şey örüyorlar. Hmm. Pamuklu güzel bir şey örüyorlar. Hani örerken ellerini acıtmasın. Çok mantıklı. Diye. O da diyor ki ben de yara bandı sarılan şeyi böyle bazen yapıyorum. Evet. Çünkü su topluyor. Evet, evet. Dün Emel Hatır'ın şey diyor. Canımın da elleri şey yapmış, su toplamış. Emel'cim hakikaten su toplar bu işi yapanların elleri. Topluyor, nasırlaşıyor. Manikür masrafınız çok fazla oluyor. Evet, doğru. Bana diyor ki manikürcü, başlayalım mı diyorsun? Evet, başlayalım. Ve şu lafımı da bitireyim. Diyor ki, ne yapıyorsunuz siz diyor. Bu ellere ne oluyor?
Ne yapmıyorum ki dedim. Benimki her şeye de giriyor çıkıyor. Hadi başlayalım. Şimdi alt tabandan mı başlayacaksın? Evet, dikdörtgen anlat. Taban. Çok detaylandırmayacağım. Sizin programlarında zaten çok fazla anlatıldı. Teknik aynı hepsinde. İşte ortadan isterseniz şöyle anlatayım. Anlat. Sonra diğerine geçeyim. Hatta şuradan anlatayım ben. Burada hazır bir tabanım var. 25 zincirle başladım. 25 zincirle 25 santimetre boyunda. Bir yerden bir şey gördüm de kağıt mı vardı bir yerde? Hiçbir yerde yok. Tamam, devam et. Şöyle 24 santimetre boyunda 12 santimetre eninde bir taban elde ettim. Yüksekliği de çantanın 25 santimetre. Eğer daha büyük yapmak istiyorlarsa 25 zincirden daha fazla çekebilirler. Köşelere 3 battım. Diğer aralara teker teker batarak birçok yerde zaten videosunu bulabilirler evet. Bunun. Dikdörtgen taban olarak. Bunu bu şekilde 8 yani sıra yaptım. Şuraları önemli bunun. Evet. Bunun pek çok yani patik örmek için de aynı prensiple gidiyor sepet bazı. Sepet örmek için. Her yerden bakabilirler evet. Yani birçok videosu var. Şimdi 8 sıra ördüm bunu. Yukarı çıkmayı göstereceğim. Yukarı çıkmayı göstereceğim. 8 sırayı örüp burada bitirdikten sonra arkadan tek alıyorum. Ve bütün sırayı bir sıra olarak arkadan tek alarak tamamlıyorum. Bu bize ne sağlıyor? Hemen göstereyim. Şöyle bir kıvrılma sağlayacak. Şurada böyle bir iz olacak. Şuradan göstereyim. Şurada böyle bir iz olacak. Çok daha bu sırada topluyorsun yani. Evet, çok daha muntazam bir şekilde yukarıya dönmüş olacak. Yayvan değil de evet. Daha dik bir şekilde yukarıya dönmüş olacak. Yani şurası bakın katlanmış gibi burada bir evet. Şeysi var bu. Ya çok da ütülenmiş güzel. Gibi. Mesela kendinize başka bir ekmek kapısı da burada var. Böyle ekmek sepetleri hazırlayabilirsiniz. Aynen. Kenarlarına yemeniler, oyalar, fistolar veya kendinden şuraya hani ne çıntırıklar yapabilirsiniz. Renk renk yapabilirsiniz. İçine de bir tane güzel bir örtü yapıp böyle ekmek sepetleri böyle de yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Biraz daha kalın bir ipten. Çok evet. Da güzel bundan olur. Bundan da olur fark etmez. Evet. Şimdi bu sırayı tamamen böyle tamamlıyoruz. Sonraki sıralarda yine alt tabanda yaptığımız gibi yine sık iğnemizi 7 sıra olarak buraya geçeyim isterseniz. Evet. Buraları hızlı geçiyorum çünkü zaten anlatılmıştı. Ben asıl sap kısmına gelmek istiyorum. Bir de 7 modeli sıra, kur. Evet, modeli göstereceğim şimdi. 7 sıra sık iğneyi yaptıktan sonra. Sık iğne normal bildiğimiz sık iğne mi? Yalancı sık iğne mi? Şöyle göstereyim. Normal bildiğimiz sık iğne. Başına dolamadan çekiyoruz direkt ve böyle. Tamam. Evet canım. Bunu yaptık ve bitirdik. Şu sırada bitirmiştim ben. Evet. Bir zincir kaydırmayla bitirdim ben orayı. Ve başlıyorum zincir çekmeye. 4 tane zincir çektim. Şimdi modelimi kuracağım. 2 defa doluyorum. Evet. Hemen yanındakine batıyorum. Ve çekiyorum. Tekrar doluyorum. Bakın burada 3 tane var halen. Tekrar doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Tekrar ikiliyi çekiyorum. 2, 4, 4 tane var. Bir tane daha doluyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Ve başlıyorum. Bunları normal sık iğneler gibi, ikili trabzan gibi çekmeye. En son 2 tane kaç kalıyor. Kaç kere de çekiyorsun? 3 kere de. Saymadım. Aa, süper güzel. Şöyle üçgen şeklinde oluyor. 2 zincir çekiyorum aralarda diğerine zürafa geçmek için. Zürafa gibi oldu. Zürafa değil mi? Evet zürafa. Evet şuradan da bakarsak bir saat düşündüm hangi hayvan diye. Zürafa gibi yani baksana böyle. Sıralanmış zürafalar. Evet arkaya dönmüş kafaları. Evet. Tekrar yapayım isterseniz. 2 evet. Defa doladım. Tamam. Ve normal trabzan gibi ikisini çektim. 3 tane kaldı tığımda. Tekrar doladım. Bir yanındakine battım. Evet. Tekrar ikiliyi aldım. Tekrar doladım. 3 defa tabana batıyorum. Ve şimdi ikili tığında kalanları görelim. Bir dakika tığında kalan. Şu elini bir çekersen görelim. Bakın tığ da böyle kaldı gördüğünüz gibi. 5 tane. Evet. 4-5 tane kaldı. 5 evet. Tane kaldı. Şimdi kaç kere de çıkacaksın bu önemli. Bir. Şu üçlüyü alıyorum. Üçlüyü aldın. 3 tane kaldı. Evet. İkiliyi aldım. Evet. 2 tane ve kaldı. Ve bitirdim. 1-2-3 kere de çektin. Evet. Nilüfer seni tebrik ediyorum. O kadar güzel anlattın ki. Teşekkür ederim. Vallahi harika. Aradığımız anlatma biçimi. Tebrikler. Sağ olun. Bakayım.
şeyler şöyle olmaya başladı. Bir üst sırada aralara mı giriyoruz? Bir üst sırada da birinci battığımızı şu araya batıyoruz. İkinciyi bunun başına batıyoruz. Ha şurada. Evet. Bak gösterelim. Aytül ben hemen geldi. Ben sayfamda bunun yapımını paylaşmıştım zaten. Ha. Oradan da bakabilirler. Araya giriyorsun, şuraya giriyorsun ve buraya giriyorsun. Tamam. Aralara ve bir tane üçgenin de başına. Bir de. Evet. Üç buyurun, ayak Aytül. Olacak. Buyurun. İpi bir daha söyleyelim ne olur. Ne ipi nereden alabiliriz? Söyleyeceğiz. Bu ipler İstanbul'da bir yerde satılıyor ama şu an ben her de yerde bulamıyorlar mı? Pardon girdim. Şu anda yok. Ama belki elinde stoğu olan bazı şeyler vardır mağazalar. Adı ne ipin? İpin adı Rafya ip. Ne kadar tanesi? Yani, fiyat olarak evet. Mı? Sanırım 35 liraya satılıyor. Yani bir çanta 35'e mi mal olmuyor? Saplar da var. Ahşap saplar ve isterlerse flar olarak da. Yani bizim bir toka parasına neredeyse 50 lira, aynen öyle. 50 liraya neredeyse bir çanta 49.90'a. Evet. Tabii emeği var, içinin astarı var falan. Tabii, bakın astarları falan o kadar güzel yapmış ki bambu kumaştan yaptığım. Mağazada diyor. 2000 lira. He? 2000 lira. Bu rafya için 3,5 numara kullanıyorum. Ben biraz küçük tığ kullanıyorum ki sert yapıda dursun diye. Evet. Tam hasır çanta çünkü. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Beğendiğinizi tahmin ediyorum ben de şu arada. Şimdi sap önemli. Evet. Bu sap birleşimini pek çok paylaşımda görüyorum. Bu çantalar şu anda hepinizin bildiği bazı Türk markalarında yurt dışından getirilmiş olarak var. Ben fiyatlar bir yerde biliyorum 700 lira. Almış başını da gidiyor. Evet. 700 lira bir yerde biliyorum. Bak Aytül görmüş 700 lira. Bir yerde biliyorum söyleyeceğim sonra size. Ay çok fena olurum ben ona. Çok güzel gördüm birkaç yerde hakikaten de güzel. Ama yapabilen yapsın. Alabilen onları alsın. Ama bizim seyirciler yapar diye düşünüyorum. Şimdi bu çok önemli bir bilgiyi paylaşıyoruz. Bakın şu sap olayını. Hadi anlatalım. Nasıl kesiyoruz? Nasıl o ahşap sapı yerleştiriyoruz? Şimdi bu zürafalar bittikten sonra zürafa diyelim. Üste iki sıra sık iğne gidiyoruz yine. Aralarda iki tane iğne bu üçgenlerin başına bir tane batarak bütün sırayı tamamlıyoruz. İki sıra gittik. Sonrasında ipimizi kesiyoruz bitirmiş gibi ve şöyle göz kararı bunu ikiye bölüyoruz. Tamam. Böldükten sonra tam ortadan 6 tane ayırıyoruz. Ben onun için iğneledim bunları. Tamam 6 tane var. 6 evet. Tane sık iğnem var burada. Sonra kenarlardan şöyle örmeye başlıyorum artık. Tamam. Çünkü tek taraflı olması gerekiyor. Ben birinci sırayı gittim. Yani şuradan benim için üçüncü sıra bu. Nasıl kesileceğini göstereceğim. Göster. Bir zincir çekiyorum ilk sırada. Evet. İlk sırada hiç kesme yapmadım. Direkt hepsini olduğu gibi ördüm. İkinci sırada bir tane kesiyorum. Yani kesmek derken birini atlıyorum, diğerini alıyorum. İkinciye battım. Evet. Şekilde sık iğne. Burada bir kesme bilgisi de öğrendik şu anda. Vallahi yurdanır orada ekranın Barış'la ikisi kilitlendiler monitöre bizim. Yurdanır çok güzel değil mi? Ne yazıyor seyircilerimiz Aytül? Çok ha. Beğenmiş seyircimiz. Beğenilmiş. Ama şunu da gösterin diyorlar. Diğer. Ha, onu göstermiyoruz. Onu anlatabiliriz ya. Ama biraz yani anlatacak. Ne kullanıyorum malzemeleri vesaire. Yok, evet. Bunu bir önce bir şu tabanı önemli. Bunu da Nil yapıyor. Bu taban önemli burada. Tabanın üstüne çıkıyor. Yurt dışında bu tabanın hasır bir iplikten, şöyle bir iplikten, daha farklı bir iplikten hazırları var bir markada. Biz de o hazır üzerine örmüştük daha önce. Bizimkinin üstü normal yünden örmüştük onu. Evet geçen sene. Evet değil mi? Çok güzeldi. Hatırlıyorum çok evet. Da güzel olmuştu çok gerçekten. Güzel oldu. İki tane ördük biz ondan. Evet. Şimdi. Şimdi burayı 7 sıra yapıyoruz. Evet. Derya Hanım. Yani 7 sırada bunu böyle kaydırarak keserek geliyoruz. Buraya kadar geliyoruz. Tamam. Kestik her sırada kestik ve. Şunu yaptık burada da burada diyelim. Burada da bunu yaptık diyelim. Sonra iğnemizi alıyoruz. Ben şu ipimi oradan bir keseceğim. Bitti diyelim iki tarafta. Şöyle evet. Bir yapı olacak bittiği zaman. Evet. Şimdi bunun aynısı burada da olacak. Çok uzun süreceği için. Evet. Şimdi bunu ne yaptın? Şunu,
göstereyim. Bak ahşap sapın üstünü sarmışsın. Önce bir yarıya kadar sap, şey yapıyorsun. Şurası da tutma yeri mi? Evet, aynen öyle. İsterlerse tamamını da yapabilirler. Evet, makasının yalnız şıklığı bu kadar güzel olabilir. Bunu öğrenmek istiyorum nereden aldığını. Olaymış. Çok güzel. Bak. Makas koleksiyonum var ya bende hiç yok çünkü. Gelirken ilk sıraylardan çok zor geçirdim onu ya, giderken yok, bilmiyorum. Şöyle. Ha, bagaja vermedin mi şeyini? Verdim ama orada da sıkıntı oldu. Yani kesici delici olduğu için evet. Sıkıntı oluyormuş. Bunu bu şekilde sık iğne gibi örüyorum. Ama elimle sıkıştıra sıkıştıra örüyorum. Daha çok ipimi getiriyorum. Tığımı götürmüyorum. İpi getirerek takıyorum. Bu da çok önemli bilgi. Şurası daha sıkı dursun, tam olarak otursun. Bir daha görelim, ipimi getiriyorum mu? Şöyle, tığımı sadece buraya getiriyorum. Bu tamam. Bu kadar zaten rahat geliyor. Tamam. Ben buradan ipimi arkadan getirip tığa takıyorum. Aslında vallahi daha çok, çok tığı, işte, ipi getiriyorum, tığı götürmüyorum. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama. Şöyle evet, alttan evet, getirip anlıyoruz. Takıyorum tamam. Ve tamam. Çekiyorum. Bu şekilde... Tam 29 adet sık iğne yapıyoruz. Yani 29 tane yaptı şuraya bakın. Aynen şurada. Öyle. Gel benim canım bunu nasıl oraya şimdi şey şimdi bir yapıyorsun? İğne alıyoruz. Tamam. Şu rafyamızı. Şunları bir çıkartıyorum artık. Bir bunlara ihtiyacım kalmadı işaretleme iğnelerine. Evet. Burayı örülmüş farz edin sevgili izleyicilerimiz. Bir tarafından zaten şuraya takacağım ben sapı. Evet. Şöyle tersi ve düzü var. Belli oluyor zaten. Bu taraf daha düzgün duruyor. Onun için ben düz tarafını kullanacağım. Bilgi. Şöyle aynen. Döndüreyim. Şuraya özellikle uzun bırakıyorum ki bağlıyorum bunu. Wow. Daha sıkı dursun. Benim için o uçlar çok değil önemli. Mi? Bak çok güzel şeyler anlatıyorsun şu anda bize. Sağlam olsun çıkmasın çünkü vesaire. Pek çok hanım çanta yapıyor. Vallahi Nile günler, aylar öncesinden bugüne ayarladık. Çok teşekkür ederim geldi. Ben çok teşekkür İki ediyorum. İki tane yavrusu var, ikizler galiba. Evet, ikizler. Kaç yaşındalar? 11 yaşındalar, büyüdüler artık. İsimleri ne? Ege ve Efe. Ege ve Efe'yi buradan öpüyoruz. Şimdi okuldalar, gerçi okuldan evet. Çıkmış olabilirler. Evet. Şimdi buraya bağladım bunu ve şöyle bir yapım var benim. Tamam. Şu an görüntüm bu. İlk sıradan iğneyi geçiriyorum. İlk aradan, hiç fark etmez nereden geçtiğiniz. Ve arkadan sapın şuradaki sık iğnelerimin uçları var. Zaten aralardan. Belli edecek. Zaten o dikiş yeri gibi kendini belli ediyor. Kesinlikle, yakından bakınca görecekler zaten. Sonra arkaya ve öne giderek şu şekilde çantamı dikiyorum. Herhangi bir yerle bir anlaşmam var mı? Bir anlaşma yaptın mı? Şey yapıyor musun? Ankara'da bir yerde, bir mağazada ya da sadece... isteyenler mi şey yapıyor? Kurs için mi? Hayır hayır. Yani bir yerde satılsa bunlar çok güzel olur. Tamam. Ben öyle birileri isterse butiklere falan inanın çok güzel. Yani evet. Keşke hanımlara evet. Destek olun. Bakın ta yurt dışlarından getiriyorsunuz bunu. Mağazalar. Sizlere söylüyorum. Kocanızın butiği varsa hanımlar söyleyin. İnternette mil gibi pek çok güzel düzgün iş yapanlar var. Oralardan bulun. Hem bu hanımlar, bizim örgü ören hanımlar biraz böyle şey olsunlar. Onlar da evine ekmek götüren hanımlar. Gerçekten yurt dışından falan getirmeyin. Bizim hanımlar hepsinden iyi. Lütfen. Daha uygun satarsınız. Alacak olan da daha uygun. Yani ben şunun muntazamlığını kamera görüyorsa bakın. Şu cepte mesela benim en dikkat ettiğim şey içte dikiş olmaması. Ben bunu şurada mesela kıvrım dikişleri olur ya. Ha, ben bak, onu özellikle... İşte onun için diyorum bir yerde satılmak için bir yabancı bir ülkeden seyrediyorsanız... yabancı bir ülkeden seyrediyorsanız orada bir mağazanız varsa işte bizim Türk kadınları ne olur birbirimizi desteklersek... Birbirimizin emeğine kıymet verirsek çok güzel olur. Ben Nil gibi işini bu kadar iyi yapan hanımların, sadece Nil şimdi bir örnek, içinizde çok iyiler var. Evet. Hakikaten var.
değil mi? Biraz sonra mayo fikirlerini kaçırmayın. Bir yere gitmeyin. Bir tane çiçek göstereceğim. Kuka'dan yapma çiçek. Yani ister mayoya yapın, ister elbiseye yapın. Değil mi Yurdanur? Çiçek farklı değil mi? Çok şık bir şey diyor. Yani farklı rengini ördüğünüz bir şeye de yapabilirsiniz. Kaçırmayın, yani gerçekten kaçırdım dersiniz. Evet, bakayım. Şöyle. 6 taneyi niye ayırdın? Şimdi 6 taneyi de dikeceksin. Evet, şu kısmı ayarlayabilmek için. Yani şunun tam böyle kavisli gelebilmesi için şurada bir şöyle bir kısmın olması lazım. Onun için 6 taneyi ayırıyoruz. Vallahi çok güzel. Peki. Diğer türlü oturmaz yani 6'yı ayırmazsa. Çok güzel. Gördük oradan zaten, hani ben de şu anda gördüm nasıl yapılıyor diye merak ediyordum. Ben de öğrendim. Bir gün yaparsam bu bilgiyi Nil'i hatırlayarak kullanacağım. Nil, bu çantadan biraz bahset bize. Şimdi bunun bir şey var mı içinde? Şunu çıkartabilir miyim? Çıkartabilirsiniz. Tamamını boşaltabiliriz. Dikkat, dikkat. Tamam, bir şey yok. Bakın bunun da içi çok muntazam. Şuralarında cepleri var. Şimdi biraz ondan bahset bize. Şimdi taban, halat ip var içerisinde. Bunu bana çok fazla soruyorlar. Kaç milimlik halat ip kullandığımı, ama satan yerler bile kaç milim olduğunu bilmiyor. Onun için ben de bilmiyorum. En kalının bir incesi olarak tuhafiyelerde satılanlardan öyle alabilirler. Halat ipi araya koyuyorum. Normal oval taban. Halat ipi araya koyuyorum ve üstünden jüt iple normal hala şey örüyorum, oval taban örüyorum, döne döne örüyorum. Evet. Ta ki ne kadar olmasını istiyorsam oraya geldim. Üste çıkarken az önce şuradaki mantıkla anlattığım gibi, evet, arkadan teke batarak bütün sırayı tamamlıyorum. Tamam. İnanılmaz sert yapıda bir taban, evet, oluyor. Taban çok güzel, yani şey derler ya, hani böyle muhkem, sağlam, güzel bir taban. Bunun üstüne ister tabanı yaptıktan sonra ister kumaş yap, aynen, ister öyle örgüyle yap. Çok güzel bir taban yapmış. Onu başarmış, yani muntazam işli. Her şeyi çok muntazam. Çok teşekkürler. Şu iplerin güzel, sapların güzel. Hepsi gerçekleridir. Bunlardan çok güzel. Şimdi aslında organik bir çanta bu. Kesinlikle. Tamamen %100. %100. Yani rafyan var. İçi bambu ipten. Aynen şey, öyle. Şöyle. Çok çok güzel olmuş. Motiflerim var. Kaç motif var burada? Burada 8 tane motif var. Bir küçük boyu da var o çantanın. Şurada 6 tane var mesela. Evet. Bunda aynı 6 model. Var. Bu biraz daha küçük. Aslında çok da küçük değil. Öyle söyleyince insanlar şey diyor. Elim sığar mı içine diyor. Yok canım, öyle de değil. Orta boy bir çanta aslında. Evet, yani evet. Öyle düşünülebilir. Evet, bu da çok güzel bir çanta. Ben şuna da bayıldım. Altından böyle şey çıkmış bu araları. O da çok güzel. Yani gerçekten bu çanta işi dünyada da, şu çantanı da göreyim. Dünyada da çok şu anda, bak bu da çok güzel. Bakın bu da. Bak bu da çok güzel. Hakikaten bu da. Bu inanılmaz güzel. Çok hoş. Bu kağıt ip mi? Kağıt ip tamamen. Ve kaçla örüyorsun? 3 numarayla örüyorum kağıt ipi. Yani ör ör bitmez, iğneyle kuyu kazmak gibi. Evet, sık iğne başlıyorum örmüş. Yavaş yavaş. Yani çok işçilik ve emek var. Yani şimdi diyoruz ki şu kadara mal oluyor diyorum, 50 lira, 60 lira, 40 lira mal oldu, ama emeği, şimdi el işini yapanlar, evet, onda çok emek varı biliyorum, söylersiniz. Yani zaten hani niye bir programda başlayıp da bir çantayı bitiremiyoruz? Yani bir sırayı örmek bir saat. Evet. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgi verdin, fikir verdin, güzel bir paylaşım yaptın. Ta Ankara'lardan geldin. Aileni kucaklıyorum, çok yavrularını kucaklıyorum, öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sayfasını ziyaret edin, bakın. Eğer gerçekten bir şey almak istiyorsanız. Evet.